Türk vatanının savunmasında toprağa düşen, bizimle birlikte omuz omuza savaşan ve şehit düşen ve bu toprakların ebedi vatan olması için şehadet şerbetini içen Azerbaycan askerlerinin temsil edildiği bu anıtın, bu anlamlı altın ilk kazmasını, ilk küreğini atıyoruz hep birlikte. Tarih boyunca bir ve beraber olmuş Türk milleti her zaman birbirinin yardımına hiç beklemeden, sorgu sual etmeden koşmuştur. Gün olmuş Bakü'de, Gence'de, Karabağ'da birlik olmak gerekmiş. Orada birbirimizin yardımına koşmuşuz. Gün olmuş Çanakkale'de, gün olmuş Dumlupınar'da, Sakarya'da, Türk toprağı olan her yerde bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Bu vatanı hep bir bilmişiz. Türk toprağı olduğu zaman, Türk toprağının tehlikede olduğunu hissettiğimiz zaman kardeşlik duygularımız her zaman olduğu gibi en yükseğe çıkmış ve bu topraklarda Türk bayrağı dalgalanması için omuz omuza mücadele etmişiz. İşte Çanakkale'de de o dönemlerde 1915 yılında vatanın birçok köşesinde yardıma ihtiyaç vardı, tehlike vardı ve kardeşlerimiz o zamanlarda bulundukları yerlerden koşup geldiler, vatan savunmasını beraber yaptık ve vatan savunması bittiği zaman da herkes o sessiz, gösterişsiz yaşamına geri döndü. Onları hep saygıyla ve rahmetle hatırladık, andık. Çünkü gerçekten onlar çok büyük bir iş başarmışlardı. Biz hala öyleyiz. Azerbaycan dendiği zaman Türkiye'nin her yerinde heyecanlanırız. Kalbimiz başka atmaya başlar. Azerbaycan'a gittiğimiz zaman da Türkiye'den geliyoruz, Türkiye'den buraya geldik dediğimiz zaman da herkes bizi orada sevgiyle, şefkatle, heyecanla bağrına basar. Merhum lider Haydar Aliyev'in de dediği gibi her zaman tek millet, iki devlet olmuşuz. Kardeş olmuşuz. Biz Azerbaycan'a hiçbir zaman için sadece dost ülke olarak bakmıyoruz. Azerbaycan bizim için kardeş ülkedir. Azerbaycan'da yaşayan Türkler de bizim kardeşimizdir. O yüzden bu iki kardeş ülkenin, bu kardeşliğin ebedi timsali olacak olan bu anıtı da Çanakkale tarihi alanda en güzel şekilde, en güzel yerde yapıyor olmanın mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah izin verdiği sürece bu kardeşlik, bu karındaşlık ebediyete kadar devam edecek. Ve inşallah Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ilelebet var olacaklardır. Hem iki ülkenin kardeşliğini temsil etmek adına hem de iki ülkenin sayın cumhurbaşkanlarının talimatları ve uygun görmeleriyle bugün bu işe başlıyoruz. Bura bir muhteşem bir yerdir. Bura kutsal bir yerdir. Bura 100 yıl önce bu toprakların her bir karışı bugün bizim yaşayabilmemiz için, bugün bizim özgür olmamız için her karışı evlatlarımızın, kardeşlerimizin, babalarımızın kanıyla suvarılıptır. Uğrunda ölen varsa vatandır. O toprağın ki uğrunda ölen yoktu, o vatan değil. Bura bizim vatanımızdır. 100 sene önce omuz omuza, sırt sırta durup Orta Asya'dan, Kafkas'dan, Kırım'dan, Anadolu'nun bütün bölgelerinden, dünyanın her bir yerinden gelmiş Türkler burada kan kardeşleri, can kardeşleriyle bir yerde bu topraklara göz dikmiş, düşmana karşı savaşmışlar, ölmüşler ve bu günleri onların hatirelerini ebedileştirmek için onların bir şehitlik anıtını kurulması törenine toplaşmışız. 2015. yılda Çanakkale Savaşı'nın 100 illiğiyle ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle burada olarken burada şehit olmuş Azerbaycan Türklerinin, yani kardeşlerinin bir anıtının dikilmesiyle ilgili bir karar kabul olundu.
ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatına esasen bir proje hazırlandı. Kendisi tasdik etti ve inşallah Sayın Başkanımız söylediği kimi 18 Mart Zafer Bayramı'na Allah'ın kömekliğiyle bu dikinti, bu anıt biter ve hepimiz bir yerde toplaşıp bu anıtın açılış merasimini hayata geçirerek. Bu anıt gelecek nesillere verilen bir mesajdır. Türk dünyasının kan kardeşlerimiz olan, bu toprakla kanı birbirine karışmış babalarımızın birbirine olan sevgisinin, saygısının gelecek nesillere ötürülmesi için bir örnektir. Hepimiz tarafından anıt inşaatına bırakılacaktır. Teşekkür ederiz efendim. Tamamız arkadaşlar.